Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu yeni yaptığımız derlemelerden devam ediyoruz. Bu derleme ahir zaman alfabe sırasından gidiyoruz. Ayı devam ettiriyoruz. Bu maddeye geldik. Ahir zaman. Bu tabi çok tercihli bir. Ahir zaman çok var. Ama bir dersi tercihli. Çok çok tercihli ele alıyoruz. Yeni nesli ifsad eden ahir zaman fitnesine karşı Risale-i Nur'un mukavemeti, karşı koyabilmek kuvveti yani. Hazreti İmam-ı Ali radıyallahu anhu, gerçi bu dersi birkaç yerde yaptık da fakat önemlidir. Kaside-i El-Cüzesinde Ahruf-u Hücmin Sütterat Tastira deyip tecrübe ediyor İmam Ali Hazretleri bunu. Bu zamanda, bu ahir zaman fitnesi zamanında tamim edilen, umumileştirilen ecnebi harflerine Latince yazıya bakıp ehrufu hücmi ecnebi harf Latince bakıp bu cümledeki harflerin yani ahrufu ilahir cümlesindeki harflerin cifri ve ebcidi rakamlarının bu zamana parmak basmasıyla tutuyor bu zamana. Ebcidle tutuyor. Parmak basmasıyla vaki ortada bulunan cereyan-ı küfriyeye işaret ettiği gibi İmam Ali bu ifadesiyle. Şimdi şunu düşüneceğiz. İmam Ali Hazretleri kim için bu gayreti veriyor, bu irşat, ikaz cihetinde bu gayreti gösteriyor? Bizim için. Peki bizim için İmam Ali Hazretleri böyle yaparken bizim alakamız nedir edilir diye düşünmemiz gerekir. Şöyle kendimizden ölçü alsak, siz şefkat ve merhamet ve kemalat icabı birisine bir iyilik yapsanız, iyilik yaptığınız kişi bu iyiliğinizi hiç düşünmez bir durumda olsa ne yaparsınız? İyiliğinizi kesmez misiniz? Geri almaz mısınız? İmam Ali Hazretleri'nin bu iyiliği kendisinden değil ki. Allah'ın ilhamı iledir. O zaman Allah bu iyiliği bizden geri aldırır. Geri alır. Bu bakımdan bu haberler ümmete çok büyük bir iyiliktir. Sufyaniyet fitnesinden ikaz edilme hadisesi kadar büyük diğer bir hadiseyi gösteremeyiz. Yok çünkü. Cereyan-ı küfriyeye işaret ettiği gibi hem Ezzüze'sinde kitabında hem Ezzüze'yi teyit ve takviye eden Kaside-i Celcelutiyesinde sarahata yakın aşağı yukarı apaçık denecek derecede Tukadu Sıracun Nuri Sırran beyan eden Tukadu Sıracun Sürci Sırran tenevveret fıkrasıyla o cereyanın karşısında ahir zaman fitnesi cereyanının karşısında yani zıt mana tarafında mukabele durumunda vücudu varlığı ziyasıyla manevi nuruyla anlaşılan o zaman manevi nurunu anlamak lazım.
Risale-i Nur'u manevi nuruyla anlamak lazım Risale-i Nur'u. Nedir bu manevi nur? Düşüneceğiz. Bakacağız külliyata. Manevi nur. Anlaşılan ve zulmetin pek şiddetli ve sisli duman, içtimai hayatın fitnesinin dehşeti, sisli yakıcı dehşetine karşı sönmeyen, ziyası sönmüyor, ışığı sönmüyor, manevi irşadı sönmüyor, tahrip edilemiyor. Sönmeyen ve gittikçe zulmeti yararak ahir zamanın fitnesinin manevi dehşetini kırarak dünyayı ziyalandırmaya çalışan Risale-i Nur'a, bu ifade Risale-i Nur'a ve müellifine hususi iltifatına. Kimin? İmam-ı Ali Hazretleri'nin. Peki niye hususi iltifat ediyor? Niye etmesi? Bunları düşüneceğiz. Akıt kevkebi bil ismi nuren ve behçeten meded dehri vel eyyami ya nuru derdilet deyip ahir zamana kadar ahir zamana kadar Risale-i Nur'un bedi bir surette ışık vermesini, benzeri bulunmayan bir tarzda. Çünkü son müceddidin benzeri olmaz. Yok, olmaz. Olsa son müceddid olmaz. Bedi bir surette ışık vermesini, manevi tenzil yapmasını ve yanmasını, akıt yanmak manasında dua şekliyle o İmam Ali Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor, yandır yani ışıklandır, ışığını, nurunu devam etti ta kıyamete kadar. Medet dehli. Yanmasını dua ve niyaz eden, Allah'tan yalvaran ve Kur'an-ı Nübüvül Beyan'ın en mühim bir şakirdi. İmam Ali Hazretleri'ni şimdi söylüyor, anlatıyor. Ve ulumunun, Kur'an'daki ilimlerin birinci naşiri olan Hazreti İmam Ali radıyallahu anhu Bidayet-i İslam'da, İslam'ın ilk meydana çıkışında Kur'an'ın aleyhine çalışan çok kapılara karşı mübarek ismi azamı şefi tutup, ve bunları da tek tek durmayacağız tabi, ismi azam ne ki? Ayrıca zamanı gelince inşallah şey yaparız onu da. Evet, edeceğiz. Şefi tutup, şefaatçi yapıp, kahramanane ve merdane hakaiki şeriatı ve esasat-ı İslamiyeti muhafazaya çalıştığı gibi. Kim? İmam Ali Hazretleri. Kahramanane ve merdane çalıştığı gibi. Ahir zamanda buna benzer bir yeni son hareket. Bedel İslam'ı gariben seyaudu rivayettir bu. İslam garip, çok fevkalade umulmadık şekilde çıktı. Ortaya çıktı, zuhur etti ve de gelişti. Ahir zamanda da o garabet benzerliğinde bir daha yine olacak. Başımız son hareket olarak Tuba lil guraba diye biten rivayet. O sonda garip doğuşunda çalışan gariplere memleketlerini terk edip din yolunda
çalışanlara ne mutlu, tuba ne mutlu, lil gureba, to gurebalar için diyor. İlla ki, sıfyan etmediyse o da oradadır. Rivayet bu. Gibi, çalıştığı gibi Maman Hazretleri, aynı zamanda bütün Kur'an'a muhalefet eder. Bakınız, emsali yok diyor rivayet. O zaman için bütün demedi. İmam Ali Hazretleri diyorlarının mukabele ettiği, merdane kaşı koyduğu bu dinsizlik hareketleri, münafık hareketlere karşı. Şimdi ise bütün eş kabul etmez. Yani geçmişinde bu kadar dehşetlisi yok. Bütün muhalefet eden Zendeka cereyanına karşı aynı ismi azamı, İmam Ali Hazretleri'nin şefaatçi tuttuğu ismi azamı, şefi ve melce, sığınak ve tahsüngâh ittihaz edip, cehedilmez Kur'an'ın icazından gelen, Kur'an'ın mucizeli ifadelerinden, ilahi kelam olarak, Kur'an'dan gelen ve Hatem-i mucizeyi, mucizelik mührünü gösteren Risale-i Nur'un sönmez nuruyla, ne kadar söndürmeye çalıştılar, söndüremediler. Hala çalışıyorlar, yapamıyorlar. Niye? Allah müsaade etmiyor. Ve susmaz lisanıyla, yani susturmaya çalışıyorlar. Hatta aldatanlar, aldananlar vardır. Aldananlar nurun dairesi civarında da bulunuyorlar. Onları daha çok kullandıkları halde yine de susturamıyorlar. Susturamamalarındaki nurcuların payı sağdır değil mi? Maalesef öyle. Fakat biz fazla onlar üzerinde durmuyoruz. Herkes hesabını halletebilecek. Burası film yeridir, netice yeri değil. Susmaz lisanıyla şecaatkârâne, kahramanlık yolunda mukabele, zendekaya karşı mukabele ve mukavemet edip, dayanıp, yerin yüzünü yakıp çok çiçeklerin çok çiçekleri kurutan mecaz buralar. Yani o zendeka ceryanı, ahızına fitnesi, yeryüzünü kurutuyor ne demek? Yeni yetişen nesli, zaten bu başında başlık koyduk orada. Yeni nesli ifsad eden ahızına fitnesine karşı Risale-i Nur'un mukavemeti diye başlık koyduk. Buradan aldık onu. Çok çiçekleri, yeni doğan işte çocukları kurutan bu zendaka cereyanı cemiyet yapısının içerisinde yerleşip yeni doğan çocukları kurutan Üstad'ın ifadesiyle Kastamonu Laikası 1940'larda yazdı bunu. 40'ta biri kalabiliyor. 39'u yanıyor. Öyle bir fikir. Kurutan zendaka narını, dinsizlik ateşini, İsmi Azam'ın kibriyalı, azametli nuruyla. Bu ifadelere geçsem uzun çeker. Onun için öyle de geçiyorum, hatırlatıyorum sadece. Ve İsmi Rahman ve Rahim'in şefkatli ve re'fetli tecellisinden emaneden akan, ab-ı hayat ile söndüren, Risale-i Nur vazifesi, İman ab-ı hayatıyla söndüren onun malını. Ve yanan yerlerde, fitne yakın zamanın hikmetli yerlerde kuruyan, yani manevi fıtrı yapısını kaybeden bu fitnenin tesiriyle. Fıtratı asli İslam'dır Kur'an ve hadis lisanında. Onu tahrip ediyor. Fıtratı asli tahrip ediyor. Yanan yerlerde kuruyan,
nehir ve bal çiçeklerine. Nehir ve bal çiçekleri mecazdır. Resmiyet dairesinde İslami faaliyet yapıyoruz diye olan hareketlerdeki hareketlerde ele alınan yetiştireceğiz diye ele alınan çocuklar nedir? Nehir ve bağ çiçekleri. Resmiyet dairesi. Mecaz ifade bu. Orada kuru var. Niye? Orada bekliyor zaten adam. Bu işlerin başında bekliyor. Bu faaliyetlerin gözetimi altında tutuyor. Kuruyan nehir ve bağ çiçeklerine mukabil dağlarda. Risale-i Nur'unki dağlarda. Ne demek dağlarda? Mecaz. Gayri resmi. Resmi dersinde değil. Efendim burası maşhur zat bu kağıdımı demiyor. Evet. Ve kırlarda sema yağmuru ilham. Sema yağmuru geliştirici sebep yağmur. O da ilham. Risale-i Nur'un büyük bir şeyi, kısmı ilham. Sema yağmuru. Ve rahmetiyle hararete mütehammil. Yani ahir zaman fitnesine karşı dayanıklı ve teslim olmayan, teslimde kalmayan, aksul amel yapıp karşı koyan ve şiddetli burudete. Ahir zaman fitnesinin bir de burudeti de vardır. Dondurucu soğuk. Onlara bu gürültüye karşı dayanıklı çiçekleri yetiştiren yeni nurcu nesil yetiştiren Risale-i Nur'u çok güzel bir mecaz ifadelerle Kutsal bunu dile aldı İmam-ı Hazreti'nin işare manasına görmesi Mama Ali Hazretleri'nin bu durumu görmesi ve de haber veriyor işari cihetten. Ve şefkatkârâne ve tesellidârâne ve kerâmetkârâne bakması bu ifadeleriyle kitabında yani haber vermesi asrın imamının yoluyla millete aktarılması için işari manadan ki öyle gerekiyor din ölçüleri ve imtihan sırrı icabı İmama aktarıyor bunu. Yani Bediüzzaman Hazretleri'ne aktarıyor İmam Ali Hazretleri. Bediüzzaman Hazretleri'ne veriyor. Mecazi yoldan, müteşi abisiyetten. Aslında imamı da maksadını söylüyor İmam Ali Hazretleri'ne. Ne anlatıyor diye. Bakması, Hazreti İmamı Ali radıyallahu anh'unun makam-ı velayetinin iktiza ettiğini hakka yakın gösterir. Bu ifadeleri. Lemalar 447. Şimdi burada ahir zamanın çok dehşetli fakat en çok dehşetli olan bir safhasını dile getirdi Üstad. İmam Ali'ye istinaden ediyorlar anı. Bu bizim dikkatimizi çekmelidir. Tabii ki çekmelidir. Başka bir başlık şimdi. Ahir zamanda Allah Allah denmeyeceği rivayetinin izahı. Ahir zaman mevzumuz ya, bir parçada bu var şimdi. Rivayette var ki, hadiste, ahir zamanda Allah Allah diyecek kalmaz. Rivayet bu. La ya'lemul gaybe illallah. Bunun bir tevhili şu olmak gerektir ki Allah 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 deyip zikreden tekyeler Osmanlı zamanında daha geri devrelerdeki hakikat üzere yürüyen tekyeler, zikirhaneler, medreseler kapanacak. Haber veriyor şimdi hadis. Ağır zamana haber veriyor. Dikkat etmek lazım. Ve ezan ve kamet şimdi böyle bir haberi yani biz alıştık biraz tabii alışmadığımız bir şekilde bir taraftan çıksa
bayağı dikkatimizi çeker. Her yerde bunun bahsini yaparız. Sorarız, duydun mu falan diye. Şimdi de bir yani ünsiyet oluyor da bir, üç, beş oku dinle derken haberin ciddiyetini idrak etme hususunda biraz ciddiyet şeyimiz oluyor, ünsiyetimiz oluyor. Dikkat ettiğimiz zaman tabii ciddiyetinin varlığı görünüyor. Evet. Kapanacak ve ezan ve kamet gibi şairde ezan ve kamet büyük şairlerdendir. Yani din hayatını yaşatan, devam ettiren İslami adetlerdendir. Şairde Bismillah yerine, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye olan ifade yerine başka isim konulacak demektir. Tanrı konuldu. Bu bizim ülkesinde söylenmiştir. Çünkü bu rivayetler ahir zamanın fitnesi içinde olduğu fitne de neredeyse müjdeliğe de oldu, Mehdiye de orada olacak. Rivayet bu. 240 küsur bir İslam ülkesi var. Yok burası. Burası. Yani, şey, bil ki nasıl bir memlekettesin. Yani çok kıymetli. Yani. Evet, evet. Neden bu kadar milyar insanlardan sana bu yer düştü? Düşün. Mesela kıymetini bil. Tartışmalar oldu. Ezan diye okunsun diye. Bu da onlardan mı? Aynen. Umumi zamanın bütün bunların hepsine haber veriyor. Bütün zamanlarda olan bu acayiplikleri. Bizim Melyat'ta olmuş diyorlar. Şimdi ezan okunacak. Minare yok köyde. Bir yüksek bir ağacın dalına çıkmış. Tanrı'dır dedi. Ondan sonra gelenini bilmiyor. Aşağıdaki şey adamlara sordu. Bundan sonra ne diyeceğim demiş. Düşün. Felaket. Ne bilsin şimdi? Alışılan bir ezan var. Yeni çıktığı için bilmiyor adam. Ama ezan okuma da çıkmış. Kepazelik. Bütün nazarlar ülkemizde yani. Evet. Koskoca dünya üzerinde Türkiye göz bebeği. Zaten bir broşür çıkarttık. Ahzama fitnesi mi? Neydi? Evet, ahzama fitnesi. Fitneleri. Ressam bir resim yaptı. Türkiye'ye koydu kapakta. Türkiye'yi göze benzetti. Herkesin gözü Türkiye'nin o gözüne bakıyor. Zaten yani dünyada bütün İslam'a yönelik saldırılmış oldu. Türkiye'ye odaklanmış. Tabii canım. Dünyada farkında... Evet. Evet, evet, evet. Türkiye. Türkiye halledersi gerisi gelecek. Başka isim konacak demektir. Yoksa umum insanlar, yeryüzündeki umum insanlar küfrü mutlaka düşecekler demek değildir. Demek ki yani hadis-i şerif bize en dehşetli bir hadiseyi böyle işaret cihetlerden haber veriyor. Bizim dikkat etmemiz gerekir. Çünkü Allah'ı inkar etmek, kainatı inkar etmek kadar akıldan uzaktır. Umum değil. Daha henüz İstanbul'a gelmemişim, askerlik de yapmamışım. 1954 seçimleri mi neyi bilmiyorum. Bizim memlekette, köyde, yalıda, kahvede CHP'li iki mebus namzeti geliyor. Toplanıyor kahvede. Konuşma yapıyorlar. Bunlardan birisi Profesör Tahsin Bekir Balta. Bizim memleketli. O konuşuyor. Milletin milletinden çay mevzuları yeni yeni ortaya çıkıyor. Yani dikkatleri çekiyor kendisine, partisine yani. Diğeri de Fuat Filmer. Badehu Risale-i Nur'dan, 2. Emir Dağı'nda gördüm. Komünist Fuat Filmen diye aynen yazıyor. Benim o zaman bilmiyor mu Komünist Fuat Filmen diye? Filmen. Hala devam ediyor o Filmen sonrası. İşte o. Şey. Yanımda oturuyor. Benden, babamdan, işte ben burada oturuyorum.
Silmen burada oturuyor solunda. Babam da onun solunda oturuyor. Fakat babam çayı dinliyor da çocuk kuru kuru besleyecek. Bir şey zannediyor bir şey. Bu çok propaganda işte yani. O da babamdan bir yani köyün durumunu öğrenmek için soruyor. Ne kadar halk tatili falan var diye. Babam da misafirdir diye var var dedi falan böyle işte. Boz keseden attı. Ben bu dağıl ettim. Dedim %10 dedim ancak sizin partiden de hatır için dedim bulunabilir. Yazık dedi niye böyle? Dedim bu millet dinine dokunulduğu zaman dedim taviz vermez. Biz Müslümanız dedi. Burada şimdi bu hatırlatıyor bize. Bütün dedi insanlar dedi Allah kabul eder dedi yani herkes de la ilahe illallah der dedi bana. Ben de o zaman yani Allah'a şükür mantığım kuvvetli. Dedim bu la ilahe illallah kelamının dedim taşıdığı bir mana var. Bu la ilahe illallah kelamının içinde pek çok hakikatler mevcuttur. Bu la ilahe illallah'ın taşıdığı manayı ilk mektebin birinci sınıfından ta üniversitenin sonuna kadar ehilleri tarafından yazılan kitaplara da söylemesi lazım dedim. Yoksa sizin yaptığınız gibi böyle bir yani 4-5 sınıflarda bir küçük din dersi adı altında bir şeyler diyorlar. Bu dedim dini alay etmektir deyip anlattım biraz. Siz de bu cihette ne yaptınız dedim bakın. Ne yaptınız dedim siz? Gençliğin kurtulması için. Evet şimdi dediğiniz gibi yapsa dedi gençlik isyan eder dedi. Siz de bunu doğru mu diyorsunuz dedim. Ya bu Müslüman gençliği dedim siz ne kadar kısa bir zamanda bu hale getirdiniz dinle isyan edecek kadar dedim bozabildiniz dedim siz. Dedim böyle. Bu sefer Tahsin Bekir Balta'yı dinlemekten daha çok bizim şeyimizi dinlemek için kafalar bize döndü. Çünkü ciddi bir mesele şimdi. Adam baktı ki babuç bağlı. dedi dediğimizi düşüneceğiz dedi. Bize dedi işte yardım et dedi falan böyle elini sıktı. Hemen ona işaretini verdi. Kesti o da şeyini, konuşmasını. Kisi süratle gittiler. Ben kaç sene oldu işte yarım asır mı ne oldu bilmiyorum. Hala gidiyorlar. Daha hiç dönmediler. Tabii yaptıkları tahribatı işte şeyini gördüler, zararını gördüler, takla attılar. Şimdi acaba ne yapabiliriz diye bakıyorlar işte. Bağat Partisi'nin lideri namaz ile kıldı yani. Ya illa ki. Hızlıya gel demişler ya. Fakat ya bunlar hepsi şey işte. Alet etmek. Çünkü Allah'ı inkar etmek, kainatı inkar etmek kadar akıldan uzaktır. Umum değil, belki ekser insanlarda dahi vukuunu akıl kabul etmez. Kafirler Allah'ı inkar etmiyorlar. Yalnız sıfatında hata ediyorlar. Yani kıyamet kopacağı zaman kafirin mutlak manasında değil. Hepsi insanlar. Ama kafir. Kısmen mümin, kısmen kafir. Yani küfür devreye girdi miydi? İstersen %90 mümin, %10 kafir olma yeterli. Hepsini siliyor. Çünkü iman toptan bir hakikattir. Diğer bir tevhidi şudur ki rivayetin, kıyamet kopmasının dehşetini görmek için müminlerin ruhları, ama gerçek müminlerin ruhları, bir parça evvel kabz edilir. Kıyamete çok yakın bir şeyde kabz edilir. Kıyamet kafirlerin başlarına kopar, patlar. Şu anlar 584. Bu da şimdi ahir zaman fitnesinin neticesi bir bakıma mahiyeti ve sonra da neticesi. Diğer bir başlık okuyoruz. Ahir zamanda aletlerle işlenen ve kıyametin kopmasına sebep olacak olan külli günah. Bunlar akı zaman cihetindeki mutlaka bilinmesi gereken
meseleler, kısımlar. Dikkat alınacak. Külli kısımlardır bunlar. Ne diyor burada? Bizden ihtar edilen bir mesele üstadın kalbine geldi. Ahir zamanda bir şahsın hatuat ve günahlarının, bir şahsın ama bakınız, yani her bir şahsın manasında hatuat ve günahlarının gayet dehşetli bir yekün teşkil ettiğine dair rivayetler var. Ahir zamanda bir tane adamın günahı çok fazla oluyor. Yani bir adamın işleyeceği bir günah miktarı değil. Şimdi ne olur, ne olacak burada? Teknik aletlerle olan içtimai ifsadat. Şimdi buraya dikkat çekilmemeli mi? Bu değil mi temel yapı? Arızma fitnesi cihetindeki ana unsurlardan birisi de bu değil mi? O zaman tamam, o zaman seçilmiş bunlar. Dikkat edilecek. Bak birisi şeye bakıyor. Çocukların terbiye sisteminde ayetin hadisin dediği gibi çocuklara ortak oluyor şeytan cereyan. Bunlar bilinmesin mi? Niye ayette haber veriyor? Açık açık haber veriyor ama. Rivayetler vardır. Eskide acaba adi bir adam, herhangi bir adam yani ki binler adam kadar günah işleyebilir mi? Ve o ahir zamanda haber verilen yani rivayette. Bildiğimiz günahlardan başka hangi günahlardır ki kainatın heyeti mecmuasına dokunur ve kıyametin kopmasına ve dünyaları başlarında harap olmasına sebebiyet verir diye düşünürdüm. Üstad düşünüyor bunu. Bu rivayet hadis-i şerifi. Kıyametlere de kopacakmış. Bak. Yeryüzünü gül gülistan'a çevirecek olan teknik nişiyat imkanlarını cehenneme çevirecek olan bir aletler durumuna getirme hali. Bugün mesela bakıyoruz mesela, işitiyoruz, bakıyoruz derken, yani haberim yok, işitiyorum ya samimi arkadaşlardan. Sağ kanat televizyonlar solu geçiyor. Bir de sağ olduğu için Müslümanı çok daha fazla aldatıcı olabiliyorlar. Senin için kıyamet niye kopmasın ki? Ne, yani kıyameti kopmasın niye kaçışıyorsun ki? Sebebi var. Çağırıyor Müslüman. Bir de namaz, şeyde, camide namaz kılıyor. Sonra diyor, kıyamet çabuk gel diyor. Yorulduk, çabuk gel. Çağırıyor. Düşündüm. Şimdi bu zamanda müteaddit esbabını gördük. Neyi? Bir adam binler günah işleyebilmesinin çeşitli sebeplerinden çeşitli sebeplerini gördük. Ezimle bu gördüklerimizden mesela bir kısmı şu ki müteaddit vücuhundan çeşitli mana cihetlerinden radyomla anlaşıldı ki o bir de yani radyo derken televizyon ve daha neler varsa bilmiyorum ben var veya çıkacaksa hepsi için alır hepsini. O bir tek adam, dediğimiz adi bir adam, bir tek kelimeyle 1 milyon kebairi birden işler ve milyonlarla insanı dinletilmekle günaha sokar. Ne yapacakmışız biz şimdi o zaman? Buradan bakacağız da bu habere göre biz ne yapacağız? Evet, küre-i havanın yüz binler kelimeleri birden söyleyen ve bir dili olan radyo, atmosferin bir dili, nişiyat organları. Böyle işte sesli veya resimle, şeyle, şekillerle ya televizyon cinsinden olanlar atmosferin bir dili. Radyo unsuru nev beşere öyle bir nimet ilahi edin ki Allah tarafından hürri havayı bütün zerratıyla şükür ve hamd-ü sena ile doldurmak lazım gelirken bu nimetlere karşı dalaletten tevellüt eden sefahat-ı beşeriye çılgınca bir sefahat. O azim nimeti, radyo televizyon gibi olan bu nimetleri şükrün aksine istimal ettiğinden
sefahatı, dalalette kullandığından elbette tokat yiyecek. Yani tokat yiyor, yiyor ve yiyecek. Devam ediyor. En sonunda başına patlayacak. Kastamonu 71'den okumuştuk. Okuduk burasını. Yukarıdaki beyandan anlaşılıyor ki kıyamet teknik cihazların çılgınca yaşanan sefaheti alet edilerek ekser insanların azgınlaşmaları sebebiyle kopacak. Kıyamet. Bunu anlıyoruz yani kıyamet. Şimdi manzara umuya bakalım. Ondan sonra kıyameti düşün. Bu kaydaya göre. Nedir? Bir ayette şöyle buyruluyor. Pardon. Bir ayette şöyle buyruluyor. Ve terekne bazuhum yevme izin yemucu fi bazın فَنُفِخَ فِي السُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. Bu neredeydi? Kur'an 18. sure, Kehf suresi yani, 99. ayet. Ne diyor ayet? Yani biz o gün, hangi gün? Ve terekna bazuhum yevme izin. Kıyamete yakın gün, devre. Kıyamet günü. Onları, azgınları kendi başlarına bırakıvermişizdir. Artık Allah tarafından korunmuyor insanlar. Fizlan deniliyor Mesnevi'de. Dalgalar halinde yemucu. Büyük dalgaların bir çarpışma dalgalar durumu var ya, ona benzetiyor Allah. Dalgalar halinde birbirlerine girerler, boğuşuyorlar. Yeryüzü artık yaşanacak hali kalmıyor. Şu an tabii düşündürücü bu an. Kıyametin başlangıcı olan sura da dahi üfürülmüştür. Ve nüfuka fissur. Kıyamet suru bu. Üfürülmüştür. Bu bir tabirdir, mecaz ifade. Bir büyük melek üfürüyor, kıyamet kopuyor. Ne diyor? Onun üzerinde durmadık. Büyük kıyametten kopuyor zaten. O ayrı. Bu büyük kıyamet. Son kıyamet. Böylece onların, o azgınların hepsini bir araya toplamışızdır. Yani şeyimiz kabzamızın altına almışızdır. فَجِمَعْنَاهُمْ cema. Hesap devresi. Şimdi bu kıyametin bu ayetle bildirilen son durumu, en son durumu oluyor. Kıyametin tam içindeki devre anlatılıyor burada. Diğer bir başlık, ahir zamanda dehşetli bir şahsın şapka giydirmesi rivayetinin izahı. Bunlar alametler, tanıtma alametleri. Bizzat anlatılmıyor. Çünkü gözle görünecek olan şeyler bizzat da onu apaçık anlatırsa imtihanı bozar. Böyle fiil ve sıfatlarıyla anlatılıyor. Bundan 40 sene evvel, Hürriyet'ten 1 sene evvel, yani 1909'dan 1 sene evvel, Hürriyet ne dediği? Meşrutiyet'ten. Bir sene evvel İstanbul'a geldim. 1907'lerde, 8'lerde oluyor.
O zaman Japonya'nın başkumandanı İslam ulemasından dini bazı sorular sormuştu. Onları İstanbul hocaları benden sordular. Bediüzzaman'ın çok şeyleri bildiğini, isabetli bildiğini bildikleri için sordular. Hem çok şeyleri o münasebetle sual ettiler İstanbul hocaları, üstattan. Ezcümle bir hadiste ahir zamanda dehşetli bir şahıs sabah kalkar alnında haza kafirin yazılmış bulunur diye hadis var deyip benden sordular. Bu Buhari'dedir. Bizzat baktım, gördüm. Öyle taptaze duruyor. Hadisi dokunulmamış. Sağlamlığı, yani katül metin mutlaka sağlam. Fakat manası nedir? Katül delale değil. O zaman Bediüzzaman'a müracaat şart. Sordular. Dedim. Ta 1907'lerde, 7'lerde diyor bunu, 8'lerde diyor bunu usta. Düşün. Bediüzzaman'ı böylece tanı. Bir adib şahıs bu milletin başına geçer. Daha yok, fol yok, vurta yok. Ve sabah kalkar başına şapka giyer. Ve giydirir. Milleti de giydirir. Hadisin, mecaz ifadesinin, müteşabih manasının tatbiki şekli. Hatta Buhari'den sonra Müslim'e baktım. Sağlam. Hadis kitapları ya, Müslim. Müslim'de şu cümle var. Buhari'de yok, Müslim'de var. Müslim zaten daha fazla ezberlemiş Müslim. Sahih Müslim hadisleri. Bu yazıyı, tercümesini söylüyorum. Yazıyı bilen de okur, bilmeyen de okur. Hayda. Bu öyle bir yazı ki, bilen de okuyor yazıyı, okumayı yazmayı bilen de okuyor, bilmeyen de okuyor. Epeyce açıklanmış oluyor böylece. Gerisini sen düşün demiş hani ya. 1908'de mi yazıyor? Evet. Sikisli yazıyor. Düşün. Bediüzzaman'ı biz gereği gibi tanıyamıyoruz herhalde. Bu işin şakası yok. Bu cevaptan sonra bunu sordular. Bu bir arızama fitnesinin tanınması bakımından ümmete bir ihsandır. İyiliktir. Bilmiyordum diyememek içindir. Acaba o zaman onu giyen, yani onun giydirdiği şapkayı giyen kafir olmaz mı? Diye sordular ustattan. Dedim, şapka başa gelecek. Boşuna didinmeyin yani diye demek istiyor. Şapka başa gelecek. Daha şapka diye bir şey yok ortada. Sevgiye gitme diyecek. Onun için gelecek. Şapkanın gelme sebebi namazı, dindarlığı, dini önlemek için olan bir gayretin alameti, eseri. Fakat baştaki iman, yani Müslümanların İslam'a olan bağlılığı, bu taraftan da açıkça dinsizliği yapamama, halkın feveranından çekinme gibi sebepler dairesinde şöyle bir kapalı yol takip ediliyor. İman o şapkayı da secdeye getirecek. Mecaz bunlar yani. Yani istenen neticeyi açıkça vermeyecek Müslüman halk. Gene gidecek camiye, çevirecek arkaya doğru, namaz kılacak. Halbuki istenen şey namazını terk etmektir. Gene kılacak. O ne içindi ne de halk bilmiyor. Engel oluyor secdeye? He, çevirir arkaya doğru namazı nereye kılar? Yani istenen neticeye ya tesirinde kalmaz. Diye bir işaret burada oluyor. Güzelin de ahiret kocuğu çıkıntı. Evet. Osmanlı Rıfet olan, kavuk bir şey tepeye kapatan, onunla secde var değil mi? Kavuk mu? Ha, diğer. Tabii. Şey, sarık diyorsun yani. Kalın sarık. Kalın. Ha, oluyor, oluyor. Secde oluyor. İnşallah Müslüman edecek.
Yani... Öyle diyebilir miyiz abi? Allah farklı çıkarmasın o dönemde. İnşallah hemen önünde kavuşabilir miyiz diyebilir miyiz? Aşağı yukarı diyebiliriz herhalde. %90 daha basit olabilir. Bu kavun aklısı mı saksı var? Saksı var. Onu çıkarsa da böyle saksı var. Saksı var. Çıkarsın. Bir daha bunun maksadını nazar alıyoruz. Ha, bu diyeti nazar alıyoruz. Aslında yani o şey dediğimiz gibi. Tamam. Nereye girdik ha? Şimdi kaç dakika oldu? 3 saat oldu mu? Kaç? 5 dakika oldu. O zaman biz bunu ikiye bölelim. Bakayım bir dakika. 1, 2, 1, 2 Tamam. İkiye bölmüş oluyoruz böylece. Burada keseyim ben. Bunu yine burada mı yapacağız? He. Burada yapacağız. Daha ana başlıklar var. Yani bir derse kaldırır. Burada kesiyorum ben bunu. El Fatiha. Her zaman. Her zaman. Tamam. Hiç böyle bir şey.